Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine kesir problemlerinin birinci testiyle başlıyoruz. 84 sayısının 3'te 2'sinin, hemen bulalım 84'ün 3'te 2'sini, böldüğüm zaman 28, 28 çarpı 2'den ne olacak? 56 olacak. 56'nın da 4'te 1'ini soruyor arkadaşlar. 56'nın 4'te 1'i de 14'tür. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 2'ye. Yukarıda verilen çikolatalar özdeş karesel parçalardan oluşmaktadır diyor. Tamam. Şekil 1'deki çikolata 42 gram olduğuna göre şimdi şekil 1'de kaç tane parça var arkadaşlar? 9 tane parça değil mi? O zaman 9 parça neymiş? 42 grammış. Şekil 2'de verilen çikolatanın ağırlığı ne kadardır? Şimdi arkadaşlar şurası zaten 9'du. Şurası da 9, 18. 3 de burada var, 21. 21 parça acaba kaç gramdır diye soruyor. Burada doğru orantı var. 3 ile sadeleştirdiğim zaman 3'e 7. 3'ün 14 katı, 7'nin de 14 katı ne olacak arkadaşlar? 98 olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 3'e. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılardır diyor. A kare çarpı B sayısının B bölü A'sı kaçtır diyor. Mesela bu 15 olsaydı, 15'in 3'te 1'i olsaydı sen ne yapacaktın arkadaşlar? 15 ile 15 çarpı 3'te 1 diyecektin. Burada da mantığımız aynı. A kare çarpı B'nin B bölü A'sı arkadaşlar. Buradan bakın birer tane A sadeleşecek olursa A çarpı B kare ifadesi gelir. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 4'e. X sıfırdan farklı olmak üzere 3 bölü x'i 48x olan sayının 5 bölü x karesi kaçtır diyor. Şimdi bir sayımız ne olsun arkadaşlar? A olsun. A'nın 3 bölü x'i nasıl yazılır? Böyle yazılır, değil mi? Bu 48x'miş. Sadeleştirdiğim zaman 16 olacak. A dediğim zaman da arkadaşlar buradan ne olacak? 16x kare gelmiş olacak. Bu sayının yani 16x karenin 5 bölü x karesi ne olacak arkadaşlar? 5 bölü x kare ile çarpmam lazım. X kareler birbirini götürürse 16 çarpı 5'ten 80 gelir. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 5'e. Bir araç 48 kilometre yolun birinci gün 8'de 3'ünü. 48'in 8'de 3'ü ne yapar arkadaşlar? 6 kere 3'ten 18 yapar. 18 kilometre. İkinci gün birinci gün gittiği yolun yani 18'in 6'da 5'ine gidiyormuş. Buradan 3 kere 5, 15 kilometre daha gitti. Değil mi? Geriye kaç kilometre yolu kalmıştır? İlk gün 18 gitmişti. İkinci gün 15 gitti. Toplamda 33 kilometre gitti arkadaşlar. Toplamda 48 kilometre gitmesi lazımdı. 48'den de 33 çıkartırsam geriye 15 kilometre daha gitmesi gerekir ki doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 6'ya. Yarısının 4'te 3'ü 18 olan sayı kaçtır diyor. O zaman biz ne yapalım? Sayımız arkadaşlar hem yarısı dediği 1 bölü 2 ya. Paydalarını ne yapalım arkadaşlar? En küçük ortak katı 4 olduğu için 4x diyelim. Sayımız 4x olsun. Evet. Hatta 4x de demeyelim de. Çünkü yarısını aldığım zaman 2x olacak. 2x'in 4'te 3'ünü aldığım zaman yine kesirli ifade olacak. Sayımız 8x olsun arkadaşlar. Evet. Şimdi yarısının diyor. Yarısını aldığım zaman ne olacak arkadaşlar? 8x'in yarısı 4x olacak. Bu 4x'in de 4'te 3'ü. 4x'in de 4'te 3'ü ne olacakmış? 18 olacakmış. 4'ler birbirini götürür. 18'de 3'ü sadeleştirdim. 6. X buradan 6 gelecekmiş. Sayı kaçtır diyor. Bizim sayımız arkadaşlar 8x'ti. 8 çarpı 6'dan da 48 gelecek. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 7'ye. Hangi sayının 5'te 2'sinin 14 fazlası 84'tür? O zaman sayımız ne olsun arkadaşlar? 5'in katı olsun. Yani 5x olsun. 5'te 2'si ne olacak bu sayının? 2x olacak. Bu 2x'in 14 fazlası 84'müş. 2x buradan 70 yapar. X de buradan 35 gelir arkadaşlar. Bize bu sayıyı istiyordu. Sayımız 5x'ti. 35 çarpı 5'ten de 175 gelir. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 8'e. Şekil 1'de verilen cetvelin sağ ucundan 12 birimlik kısım kesilip atıldıktan sonra cetvelin şekil 2'deki gibi 4'te 1'lik kısmı daha atılırsa geriye kalan cetvelin uzunluğu 51 oluyormuş. Tamam, önce 12'yi attık. Sonra şu parçanın tamamı kaldı arkadaşlar. Bunun da 4'te 1'lik kısmı atılırsa diyor. Geriye kalan cetvelin uzunluğu 51 oluyormuş. Şimdi arkadaşlar şu 3 parça, bakın şu 3 parça 51 ise her bir parça o zaman 57, 51'i 3'e bölersem 17 olacak. Burası da 17 olmuş olacak. Haliyle arkadaşlar
Buradan buraya kadar ki olan uzunluk ne olacak? 68 olacak. İlk başta da 12 kesilmişti arkadaşlar. Bunu da eklersem cetvelin kesilmeden önceki halini bulmuş olurum ben, değil mi? Başlangıçtaki halini bulurum. Yani doğru cevabımız buradan B şıkkı. Geldik 9'a. Bir sayının 4'te 3'ü ile aynı sayının 3'te 2'sinin toplamı 68 olduğuna göre bu sayının 6'da 5'i kaçtır? Bunlar arkadaşlar paydaları, değil mi? Kesirli sayılarla uğraşmamak için en küçük ortak katını alayım. Ne olsun? Bizim sayımız 12x olsun. Bu sayının 4'te 3'ü ne yapar? 12x'in 4'te 3'ünü alırsam 9x yapar. Aynı sayının yani 12x'in 3'te 2'sinin yani 8x yapar toplamı. Yani 9x ile 8x'in toplamı. 17x'in toplamı neymiş arkadaşlar? 68'miş. X de buradan 4 olacak. Bizim sayımız 12x'ti. 12 çarpı 4'ten sayımız demek ki 48 olacak. Bu sayının 6'da 5'i. Bulalım 6'da 5'i. 8 kere 5'ten 40 gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 10'a. 3'te 2'sinin 5'te 1'inin 9 fazlası 15 olan sayı kaçtır? Hemen ne yapalım arkadaşlar? Sayımız bizim 15x olsun. O zaman bunun 15x'in 3'te 2'si ne yapacak? 10x yapacak. 5'te 1'inin 15x'in 5'te 1'i ne yapar arkadaşlar? 3x yapacak. Değil mi? Pardon. Burada hatalı yaptık değil mi? Çünkü bunlar ayrı ayrı biz yapmayacağız. 3'te 2'sinin diyor. Bak, 3'te 2'sinin 15x'in 3'te 2'sinin bir de 5'te 1'i. 9 olacakmış. Hatta 9 fazlası. 9 fazlası 15 olacakmış. Buradan ne olacak arkadaşlar? 3 kere 5 15. Bunlar birbirini götürür. 2x artı 9 eşittir 15. 2x buradan 6. X de buradan ne gelecek? 3 gelecek. Bizim sayımız 15x'ti. 15 çarpı 3'ten de 45 gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 11'e. Bir sayının 5'te 2'si ile 3'te 1 fazlasının toplamı. Yani 3'te 1 fazlasının toplamı diyor arkadaşlar. 5'te 2'si ile 3'te 1'inin toplamı demiyor bak. Tamam mı? 5'te 2'si ile bizim sayımız o zaman ne olsun? 5'te 3'e bölünen sayımız. Bakın 15x olsun. Bak şunu yazayım da önce bir. 5'te 2'si ne olacak arkadaşlar? 15x'in 5'te 2'si 6x yapar. 3'te 1 fazlası ne olacak? 15x'in bakın 3'te 1 fazlası da 5x. Sen gidip de 6x ile 5x'i toplayıp 104'e eşitlersen buradan 11x eşittir 104 olur. Sen buradan bulamazsın. Niye? Çünkü arkadaşlar bize de şunu demiyor. 5'te 2'si ile 3'te 1'inin toplamı demiyor. 3'te 1 fazlasının diyor. Bakın buradaki kelime oyununa dikkat etmek lazım. Önce bir 5'te 2'si ne? 6x. 6x'imiz var. Artı 3'te 1 fazlası. Bak sayının kendisi var. Sayının kendisi var. 15x var. Bir de 3'te 1 fazlası var demek bu. Yani 5x daha var. Eşittir 104 gelecek. Buradan 26x eşittir 104. X de buradan 4 gelecek. Bu sayının bizim sayımız zaten 15x değil miydi? 15 çarpı 4'ten 60. Bunun 4'te 1'i ne olacak arkadaşlar? 15 gelecek. Doğru cevabımız bakın B şıkkı. Buna bir yıldız atalım bence. Ve gelelim 12. sorumuza. Bir manav elindeki domateslerin ilk gün 5'te 2'sini, ikinci gün ise 4'te 3'ünü. Kesirlerle uğraşmamak için ne yapalım arkadaşlar? Domatese 5 kere 4, 20x olsun. Tamam. Birinci gün diyor arkadaşlar. Hemen notumuzu alalım. Birinci gün 20x'in 5'te 2'si ne yapacak? 8x. İkinci gün bakalım. Kalanın şimdi arkadaşlar 8x'ini sattım ya ben 20x'in. Geriye ne kaldı? 12x kaldı. Bunun 4'te 3'ü. Bunun da 4'te 3'ü ne yapar? 9x yapar. Ne kadar sattı? 17x sattı. Geriye satması gereken diyor. Geriye ne kadar kaldı arkadaşlar? Toplamda 20x diye 17x'ini sattıysa 3x kaldı. Burada da kalan miktar 48 olduğuna göre x eşittir. Buradan ne gelecek? 16 gelmiş olacak. İlk gün kaç kilo domates satmıştır? İlk gün arkadaşlar 8x satmıştı.
16 çarpı 8'den de 128 kilo olmuş olur. Doğru cevabımız D şıkkı. Gelelim 13'e. Bir sporcu koşacağı pistin önce 3'te 1'ini, sonra 5'te 2'sini, sonra ise kalanın yarısını koşuyormuş. 28 metre daha koşarak pisti tamamlıyor. Koşu pisti ne kadardır diyor. Biz ne diyelim arkadaşlar? Piste kesirlere bulaşmamak için paydaların katını alalım. Ortak katı ne olsun? 30x olsun. 30x olsun. Şimdi önce ne yapacakmış arkadaşlar? 3'te 1'ini. 30x'in 3'te 1'i ne yapar? 10x. Sonra diyor 5'te 2'sini. Şimdi kalan muhabbeti geçmediği için hep 30x üzerinden alacağım arkadaşlar. Tamam mı? 30x'in 5'te 2'si ne yapar? 12x yapar. Değil mi? Daha sonra ise kalanını diyor. Şimdi arkadaşlar bu kadar koştu önce. Sonra da bu kadar koştu. Ne kadar koştu? 22x koşmuş oldu. Toplamı 30x değil miydi? Kalan ne kadar? O zaman 8x, değil mi? Kalanın da yarısını koşuyormuş. 4x koşuyormuş. Toplamda arkadaşlar o zaman 10x, 22x, 26x, değil mi? Koşmuş oldu. Şimdi kalan ne kadar kaldı en son? 4x kaldı. Burada da arkadaşlar 28 metre daha koşarak pisti tamamlıyor diyor. Demek ki bunun da koşması gereken 28'miş. Bunu da 28'e eşitleyecek olursam x buradan demek ki ne gelecek? 7 gelecek. Koşu pistinin tamamı 30x'te 30 çarpı 7'den de 210 gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 14'e. 3 bölü 5 kesiri hangi sayıya bölünürse? Diyelim ki x sayısına bölünsün. O zaman ne olacak arkadaşlar? 3 bölü 5'i x'e bölmüş olacağım ben. Değil mi? Çarpma işlemine göre ters elde edilir. 3 bölü 5'in çarpma işlemine göre tersi 5 bölü 3 yapar. Buradan da içler dışlar çarpımı yapacak olursam bakın 5x eşittir 3 bölü 5 çarpı 3 olacak. 5x eşittir 9 bölü 5. X de buradan 9 bölü 25 gelir arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkı. Gelelim 15. ve son sorumuza. Bir kesirin değeri 2 bölü 5'tir. Tabi bu 2K bölü 5K olarak da yazabiliriz. Katları da olur yani, tamam mı? Kesrin payı 15 azaltılır. 15 azaltılırsa pay kısmı 2K eksi 15 olur. Paydası da 20 artırılırsa 5K artı 20 olur. Bu kesrin değeri 1 bölü 3 oluyormuş arkadaşlar. Tamam mı? Buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursam 5K artı 20 eşittir. 6K eksi 45 yapacak. Buradan K da eşittir. 65 gelmiş olacak. Bizden ne istiyor? İlk durumda kesrin paydası. İlk durumda şu maviyle yazdığım kısımda arkadaşlar. Değil mi? Paydasını istiyor. Pardon. 5K'yı istiyor yani bizden. 65 çarpı 5'ten ne gelecek? 325 gelecek. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.